Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Türk Üretim Programı'na hoş geldiniz. 8.sine başladığımız programda bugün Ankara'ya 50 kilometre uzaklıkta bulunan, ki daha önce gelmiştik burayı hatırlıyorsunuz, Temelli bölgesinde bulunan, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Netmon adlı bir işletme içindeyiz, bir tesis içindeyiz. Bu tesisin ilgi alanı iletişim ve bilişim konularındaki bir pek çok ilgili aygıtın programlandığı, bunların bir araya getirildiği bir işletme. Yanımızda işletmenin yetkililerinden Sayın Zekeriya Bey ile birlikteyiz. Mikrofonu uzatıyoruz. Bize şu anda başında bulunduğumuz ve bunun kotarılmasında çalışan arkadaşlarla birlikte kendisinden bilgi rica edeceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar Zekeriya Bey. Lütfen daha sonra bir arada daha uzun süre konuşacağız ama başlangıç olarak başında bulunduğumuz istasyonda neler yapılıyor? Bize bunları lütfen özetler misiniz? Hay hay. Fabrikamızın bu alanı KGS projemizin, nedir KGS projesi? Kent Güvenlik Yönetim Sistemi. Projesi kapsamında kullanılan PTS, plaka tanıma sistemi, MOVESE sistemlerinin de kullanılan ürünlerin testlerini, sağ dolaplarına entegrasyonunu yaptığımız, testlerini yaptıktan sonra sahaya sevk ettiğimiz alan. Alan, çok güzel. Arkadaşlarımız burada entegrasyonu, sağ dolapların entegrasyonunu ve testlerini yapıyor. İsterseniz nasıl çalışma yapıldığını izleyebiliriz. Zekeriya Bey, buradaki işleyişi görmeden, incelemeden önce acaba yerlilik, buradaki kullanılan araç gereçte yerlilik oranı nedir? Sizin buradaki katılımınız, yaptıklarınızı da bir ön bilgi olarak sunarsanız ondan sonra da buradaki işleyişe bir bakalım. Evet. Şimdi projede, KGS projesinde Aselsan'ın ürünlerini kullanmaktayız. Biz baktığınız zaman işi Netaş Aselsan'a yapıyor. Aselsan'ın kullandığı ürünler, projede kullandığı ürünler de Aselsan'ın kendi yerli ürünleri. Çok sevindirici. Çok sevindirici. O zaman şu anda biz buradaki işleyişi birlikte arkadaşlara sorarak lütfen, bir bakalım. Zekeriya Bey, bulunduğumuz istasyon plaka tanıma sistemi ve büyük oranda yerliliğin yüksek olduğu bir istasyondu burası, evet. Üretim birimi, evet. Ve sizin burada katılımınız da yüksek. Bu Aselsan'ın da içinde bulunduğu ana yapı içerisindeki bu sistemi bir deneyelim dilerseniz. Evet. Ben kendim çıkayım ve bunu da bilgisayar ekranından görelim. Tabii, değil mi? Arkadaşlarımız test ediyor şu anda, görebiliriz. Doğru, tabii uygundur. Tamam. O zaman değerli izleyiciler, bu bizim yerli plaka tanıma sisteminde Aselsan'ın yaptığı ürünle köprülerden geçen araçları plakayı tanıyor ve bu sistemi daha sonra nasıl işlediğini buradaki uzman arkadaşımdan izleyeceğiz. Zekeriya Bey, uzman arkadaşıma buradaki işleyişi nasıl olduğunu, şu anda biz bilgisayar ekranında net bir görüntü alamadık. Bunlar niçin öyle? Sistemin teknik özellikleriyle birlikte bu işleyişi kısaca özetler misiniz? Sistemi şu anda kurduğumuz zaman bunun yardımcı cihazlar var. LED, infrared ışıkları var. Işıkların flash patlatması sonucu kamera resim çekiyor. Gelen aracın plakasını tanımlıyor sisteme. Eğer aynı anda başka bir uzak bir mesafede aynı plakadan başka bir araç geçiyorsa sisteme bu düşüyor. Diyor ki bunlardan birisi kaçak, müdahale edin. Bu resimleri de merkeze tekst dosyaları halinde gönderiyor. Hani megabaytları büyük olmasın diye küçük tekst dosyaları, plakası, otomobilin cinsi, rengi bunları gönderiyor. Merkez de buna müdahale ediyor. Ankara Anadolu OSB kuruluşu içerisinde Netmon işletmesindeyiz. Buranın yetkilisi Zekeriya Kırbaş Bey ile birlikteyiz. Kendisinden kısaca kendisini tanıtmasını ve Netmon kuruluşunun geçmişini, dün neler yaptı, bugün neler yapmakta, bunları kısaca bize anlatmasını istiyoruz. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz Ferit Bey.
Netmon'da kurumsal çözümler ve iş geliştirme direktörü olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Netmon'un hissedarıyım. Diğer çalışma arkadaşlarımızla birlikte Netmon'u kurduk 1998 yılında. Kuruluş yeri Ostim ilk önce. Kuruluş yılı aslında ilk yılı çok hızlı başladık, çok ani oldu. Çetinemeç'te bir 4+1 apartman dairesinde başladık. Çok hızlı bir şekilde işlerimizi sürdürürken Ostim'de bir yer alma ihtiyacını hissettik ve şu anda faaliyet gösterdiğimiz yeri aldık. Tabii geçmeden oraya Netmon'un geçmişte neler yaptığından bahsedeyim açıkçası. Ülkenin sektördeki diğer lider vendorlar, yani sistem üreticileri ve operatörler müşterilerimiz. Bunlara telekomünikasyon sektöründeki, iletişim sektöründeki birçok teknolojik ürünlerinin kurulumlarını, anahtar teslimi operatörlere, projelerde teslimine gerçekleştirdik. Yani bunlar switch sistemlerinden, yani santral sistemlerinden, transmisyon sistemlerine kadar, analog sistemlerden, PDH transmisyon sistemlerinden, STH tabanlı, STH, DWDM sistemlerine kadar birçok teknolojik ürünlerinin kurulumlarını, servis almalarını, kabullerini ve müşterilere teslimine hizmetinde bulunduk. Belki burada bu anlattıklarınız izleyiciler açısından pek kafalarında bir şekil yaratmakta zorluk çıkar. Belki şunu da ilk önce bir tanımlayabilirsek lütfen. Netmon biraz halkımızın anlayacağı dille tam üretim yaptığı işleri bir özetleyebilir miyiz? Netmon aslında bir hizmet sektörü. Yani bir üretim yok şu ana kadar. Evet. Biraz önce bahsettiğim gibi teknoloji üreten firmaların ürünlerini, teknolojik ürünlerinin kurulumlarını. Nerede kullanılıyor bunlar? Bunlar genelde telekomünikasyon sektöründe operatörlerin, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom gibi operatörlerin şebekelerinde iletişim altyapısında kullanılıyor bu ürünler. İletişim altyapısı. Evet. Peki bugüne kadar yaklaşık 19-20 yıllık bir geçmişi var Netmon kuruluşunun. Yurt dışına yönelik bir takım etkinlikleri var mı? Varsa onu da duymak isteriz. Son olarak yurt dışında yine müşterilerimizin yurt dışındaki birçok projelerinde görevler aldık. Yani buradaki teknolojik ürünlerini yurt dışındaki projelerinde de kurulumlarını yaptık, teslimatlarını yaptık. İkinci sorunuza gelirsek, Türkiye'deki bizlerin ve diğer teknolojik firmaların arasındaki rekabet gücünden bahsettiniz sanıyorum. Maalesef Türkiye'de özellikle teknoloji anlamında çok geride kaldık. Yani teknoloji anlamında Avrupa ve diğer firmalarla baş etmemiz mümkün değil. Şu anda mümkün değil. Yani bunun tabii bir takım nedenleri var. Nedenleri yok değil, var. Şu anda günümüzde birçok operatörün projelerini alan Çin firmaları var. Bunun ana nedeni fiyat anlamında mı yalnızca? Şimdiki ana nedenleri aslında biraz bizim ülkemizdeki siyasileri de eleştirsel bir yapı olacak bu, ama hükümetleri tarafından oldukça desteklenmekte bu firmalar. Yani Çin hükümeti, evet, firmaların dünyanın her yerinde arkasında destekliyor, koruyor. Destekliyor. İş almaları için gerekirse ülke yönetimleriyle irtibata geçiyor. Yani bunları birebir şahit olduğumuz için çok rahatlıkla söyleyebilirim. En basit örneği, size yaşadığım örneklerden bir tanesini anlatayım. Huawei firmasının İstanbul'da geçmişte bir etkinliğine, ödül törenine katıldım. Ödül töreninde Çin Merkez Bankası Başkanı Türk Huawei ile çalışan firmalara kredi verebileceğini söyledi.
Daha yani bu çok önemli. Bu böyle bir durum hiçbir Türk kuruluşu için maalesef. Ne banka nezdinde ne evet. hükümet nezdinde maalesef. Böyle bir şey olmaz. Tabii her şeyi biz firma yöneticileri her şeyi devletten bekleme gibi bir şeyimiz yok. Bizler de elimizden geldiği kadar yetişmiş insan portföyümüzü geliştirmek adına yatırımlar yapmaktayız. Biz Netmon olarak birçok mühendisimizi yurt dışına eğitimlere gönderdik. Fakat yine bu teknoloji firmalarıyla baş edemiyoruz. Bir şekilde transfer edilebiliyor. Çünkü eğitimli firma. Çünkü eğitim çok pahalı bir olay. Evet. Yani yetişmiş Türk mühendislerini evet. yabancı firmalar yüksek ücretlerle maalesef, hemen kendilerini evet, alabiliyorlar. Evet. Diğer bir taraftan bu bahsettiğim firmaların, teknoloji firmalarının finansal yapılarının çok güçlü olması. Ve operatörlerimizin, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi operatörlerimiz sektörde çok acımasız bir rekabet halinde. İster istemez bu teknoloji firmalarının kendilerine sunmuş oldukları avantajlı önerileri kabul etmekteler. Bu öneriler çok basit bir şekilde söyleyeyim. Eski teknolojileri değiştirme, ücretsiz değiştirmeye kadar varmakta. Ücretsiz? Evet, ücretsiz. Ama buna karşılık ne bir istekleri oluyor tabii mu? Tabii ki. Buna karşı yeni teknoloji, eski teknolojilerini yeni teknolojiyle değiştirdikten sonra yeni teknolojiyi de benden satın alacaksın diyor. Ve şebekeye de hakim oluyor açıkçası. Evet. Tüm şebekede çünkü kendi ürünleri var. Bunların bakımları var, bunların servisleri var, bunların arızalı yedek kart dönüşleri var. Evet, bizim açıkçası burada ülke olarak, hükümet olarak alacağımız çok dersler var. İş adamları olarak, İş sanayiciler olarak. Sanayiciler evet, olarak dediğinize katılırım. Bizim biliyorsunuz bir işletim sistemimiz vardı. TÜBİTAK'ın geliştirdiği Pardus. Ve bugün tekrardan işte yerli imkanlarla yapılmış işletim sistemlerinin güvenliği ortaya çıktı. Çünkü yabancıların işletim sistemiyle her an düğmeye bastıklarında o yapı bir anda onların eline geçebiliyor. Ama biz buradan işte Pardus'u değerlendirmediğimiz gibi şebeke sistemleri de yine yabancıların eline geçiyor ki yine bizi bekleyen bir takım sıkıntılar var. Vallahi bu biraz tabii aslında milli gizliliği de etkileyen bir durum oluyor açıkçası bakarsanız. Evet, evet. Bugün Türk Telekom'un durumunu biliyorsunuz. Tabii, özelleştikten sonra. Yani bunlar muhakkak önlemler alınıyordur. Alınmıyor değildir ama ne derece alındığını bizler bilemiyoruz. Kuşkusuz bir yapının ulusal olması ve kendi insanımızın elinde kalması için ilk önce onları kendimizin yapması gerekiyor. Çok doğru söylüyorsun. Yani biz bu aletleri, sistemleri biz kendimiz üretmiyorsak ve dışarıdan istiyorsak onlar da getirdiği zaman haklı olarak kuralları ben koyuyorum diyor ve koyuyor. Tabii ki, tabii ki. Bu arada yerli ürün kapsamında Netmon olarak yaptığımız, içinde bulunduğumuz çalışmalardan da kısaca bahsetmek tabii. istiyoruz izniniz olursa. Şimdi ülke içinde yerlilik oranı şu anda gerçekten hiç iyi bir yerde değil. Çok düşük. Çok düşük. Zaman zaman yetkili kişiler bunları dillendirmekte, söylemlerinde yer almakta. Bizler de kendi Netmon olarak ve sektörün birçok değerli firmasının da içinde olduğu haberleşme teknolojileri kümesi altında bir oluşumun içindeyiz. Türkiye çapında. OSTİM'de başlayarak Türkiye çapında. Bunun içinde Türkiye çapında birçok yetkin, değerli Türk firmaları var. İzniniz olursa tekrar bu kümenin, haberleşme teknoloji kümesinin amaçlarını size okumak istiyorum. Haberleşme sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasında küme üyesi firmalar tarafından tasarımının nihai ürüne kadar her şeyle yerli üretiminin payını arttırmak. Haberleşme sektörü sanayicilerini uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirmek. Ne kadar önemli. Evet. Üyeleri arasında işbirliğini artırmak ve ortak projeler yürütülmesi için altyapı oluşturmak bu da çok çok önemli aslında Ferit Bey. Doğru. Yani bu küme içinde olan firmalar
bütün güçlerini birleştirerek global güçlerle ancak mücadele edebiliriz. Çok doğru. Sanki kurtuluş savaşı veriyor gibi. Veriyor gibi. Şimdi bunlar açıkçası dört dörtlük hazırlanmış bir atılım tüzüğü. Haberleşme Teknolojileri Kümelenme Derneği tüzüğünün ikinci maddesinde yaklaşık 12 tane madde ki hepsi birbirinden değerli. Peki bunları uygulamak için bir ayağı işte üniversiteler, sanayiciler ve ilgili kamu kuruluşlarının kurumları TÜBİTAK gibi, KOSGEB gibi ve bunun yanında da özellikle hükümetin desteği, devletimizin desteğinin arkasında olması gerekir. Ne bileyim, aklıma ilk gelen şöyle bir örnek var. Devletimizin pek çok yerde tesis kurulması anlamında işte bunu size sipariş veriyorum, şu kadar sayıda ve buradaki yerlilik oranı da %80 mertebesinde en az yerli olacaktır. Süreniz de 2 yıldır. Böyle bir şart koşulamıyor mu? Koşuluyor. Peki nerede tıkanıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu konuda bizim haberleşme teknoloji kümelenmesinin en büyük destekçisi BTK. BTK'yı biliyorsunuz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Ne güzel. Başkan ve başkan yardımcısı seviyesinde desteklenmekteyiz. Kümemiz desteklenmekte. Hatta BTK başkan yardımcısı seviyesinde tüm operatörlere Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ilgili üst düzey yetkilileriyle toplantılar yapıldı bir dizi. Bu konuyla ilgili ve sizin söylediğiniz projelerdeki bu N4.5G projesinde bu yüzdesel değer verildi sözleşmede. Yerli kullanılacaktır. Küme içindeki tüm firmalar şimdi o yerli yüzdesel payı almak için çalışma yapmaktalar. Ne kadar oldu buna başlayalım? 3 ay gibi bir süre oldu. Çok yeni. Yeni, çok yeni. Çok yeni. Çok yeni. Peki siz nasıl bu işleyişten örneğin 3 ay olduysa ne bileyim birkaç yıl önümüzdeki süreçte bu iletişim ve bilişim alanındaki üretim, yerli üretim oranı yükselecek midir? Bu şekilde giderse inanmışlık, benim gördüğüm inanmışlık küme toplantılarından, diğer firma yetkililerinin inanmışlığından kesinlikle olacaktır. Çünkü herkes çok inanmış derecede hareket ediyor. Evet, moral bozucu bir takım şeyler olmuyor değil, oluyor. Fakat bu anlık bir moral bu. Herkes hedefine yürümek adına bütün imkanlarını seferber ediyor. Hemen hemen her ay 2 kere toplantı yapıyoruz. Kayseri'den, İstanbul'dan firma yetkilileri hiç üşenmeden Ankara'daki toplantıya katılım sağlıyorlar. Bu çok sevindirici. Tabii aslında Zekeriya Bey, sizin ilgi alanınız belki de yaşamın en önemli noktalarından bir tanesi. Nedir bu? Haber alma ve haberi yayma. En önemlisi. Önümüzdeki geçtiğimiz bir hafta içerisinde biliyorsunuz bu haber alma anlamında Amerika'nın 2 tane insansız hava aracı Urfa bölgesinde ve Diyarbakır bölgesinde düştü. Ve çıkan haberlere göre işte bizim silahlı kuvvetlerin nerede ne hareketler ediyor, onları alıp PKK'ya verdiği şeklinde haberler okudum ben de. Bu ne demek? Demek ki biz bu alanda, bilişim alanında ve iletişim alanında biz kendi Türk üretimini geliştirerek biz kendi bilgimizi kendimizi toparlaması şart. Ferit Bey haklısınız, şart. Ama şu bir gerçek ki biz sanayileşmezsek, sanayimizi geliştirmezsek sürekli ikinci planda kalacağız. Ne yaparsak yapalım, siyasi anlamda, politik anlamda neler olursa olsun bizim sanayileşmemiz ve güçlenmemiz çok önemli. Sanayileşmediğimiz sürece biz imrendiğimiz
ülkeler seviyesine gelmemiz çok zor. Çok zor. Sanayi ile birlikte tabii ki teknoloji de gelecektir. Ve bunun için de aslında insanımız hazır. Bir takım desteklerin, iyi desteklerin, hükümet tarafından desteklerin olması, fırsat tanınması, bu finansal destek, bu bir takım teknolojilerin gelmesi için kaynak desteği olması gerekiyor. Katılırım. Belki konuya şöyle de bakmak mümkün. Ülkemiz özellikle 1980'den sonra, bütün yaşı uygun olanlar bunu hatırlayacaktır. Ülkenin kaynakları, bu benim kendi adıma ciddi bir eleştirimdir. Ülkenin kaynakları bacasız sanayi adı altında Antalya ve ilgili bütün deniz kıyısına on binlerce otel yapıldı. Oysa bir bakıyorsunuz, Almanya'ya bacasız sanayi demiyor, Japonya da demiyor. Fransa'ya bir yılda 70 milyon turist geliyor. Ama Fransa'daki deniz kıyısındaki bir küçük bir lokantada dahi yine Fransızca isimlerle gelenler Fransızca yiyeceklerini söyleyebiliyorlar. Bize gelen turist yanılmıyorsam 35 milyon civarında, ama bir sahil kıyısına gittiğiniz zaman daha çok müşteri çekelim diye iş yerlerinin adı yabancı olduğu gibi, işte İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, pek çok şey. Hem kendi kimliğimizi bir ölçüde zedeliyoruz ve bacasız sanayi diye bir kavram olmaz. Önümüzdeki süreç, özellikle Anadolu gibi bir coğrafyada etrafımızda büyük yangınlar olurken, herhalde ülke kaynaklarını, savunma sanayine, iletişim, bilişim, teknolojik anlamda yatırımlara dönüştürmemiz şart. Çünkü Türkiye ciddi anlamda geçmiş yıllarda paralarını gerçekten turist getirmek adına ciddi yatırımlar yaptı ve bunlar bir yerlere gitti. Ama artık bu koşullarda hükümetimizden de dileğimiz, devletimizden de dileğimiz artık Türk sanayicisine omuz vermesi, Türk sanayicisinin önünü açılması. Bizi bekleyen koşullar bu doğrultuda gelişiyor. Anladığım kadar sizin anlattıklarınızdan da bu doğrultuda sanayileşme anlamında bir yol alma görünüyor. Evet Ferit Bey, bacasız sanayi, evet, gerek var. Ama geçtiğimiz dönem yaşananlar herkes şahit oldu. Bir ülkeyle aramızda problemden dolayı turistlerin hiçbirisi gelmedi. Zekeriya Bey, tabii bir üretim ya da bir tesisin işletmesine ilişkin olmazsa olmaz unsurlardan en önemlisi bence bina değil, makine de değil, insan. Çünkü makineyi alabilirsiniz, bina da yapabilirsiniz ama yetişmiş insan bulamazsanız her şey ortada kalır. Siz yaklaşık 19-20 yıllık bir kuruluşsunuz. Bu alanda yetişmiş insan bulmakta zorluk çekiyor musunuz? Bunun sıkıntıları da nasıl yansıtabilirsiniz? Ve bu konuda üniversitelerimize, teknik okullara önerileriniz var mı? Evet, aslında çok doğru bir sektörümüzdeki konuyu sorusunu sordunuz. Teşekkür ediyorum. Yetişmiş eleman sıkıntısı aslında sanayinin en önemli problemlerinden bir tanesi. Mesleki liselerden mezun öğrenciler kendi mesleklerini yapmıyorlar. Daha temiz olan özel güvenlik, tezgahtarlık gibi işlere yöneliyorlar açıkçası. Bir de hükümetlerin politikaları ne yazık ki teknik meslek liselerinden uzaklaşıp imam hatiplere döndüğü zaman sanayileşme konusunda sıkıntıları daha uçurumunu daha da açıyor. Yetkililerden aslında teknik liselerin, meslek liselerin çok daha fazla kapasitelerin genişletilmesi, eğitimin kalitelileştirmesi anlamında. Çünkü ben de bir teknik lise çıkışlıyım. Siz oradan yetişmiş, evet, bir insansınız. Evet, yani evet, bakın evet, geldiğiniz, evet, yer ne, evet, kadar önemli bir yer ve oradaki bilgilerle buralara geldik. Evet, evet. Yani hükümet yetkililerinin, ilgili kişilerin bu ülke adına, sanayileşme adına meslek liselerine, teknik liselere çok daha fazla önem vermesini bekliyoruz. Evet, sektörümüzün, sanayicinin en büyük sıkıntısı yetişmiş eleman sıkıntısı. Bunu tabii bulamadığınızı daha önceki programlardan da kendi mesleğim anlamında da biliyorum.
Bu atılım anlamında, şimdi siz tabii sizden böyle bir dilekte de bulunacağız. Yarın bir üretime soyunduğunuz zaman binayı yapmakta bir zorluk yok sizin için. Evet. Makine parkını sağlamakta da bir zorluk yok. Evet. Ama nerede tıkanacaksınız? Yetişmiş mühendis, yetişmiş teknik eleman. Bunun nasıl aşılması, bu sizi mesela bu atılımı yapmaktan biraz tekrar bir daha düşündürüyor mu? Ya biz bu insanları, geçmiş insanları nasıl bulacağız diye böyle bir çekingenlik yaratıyor mu üzerinizde? Ferit Bey, bizler olumsuzluğa düşersek olmaz. Bir takım çıkış yolları bulmamız lazım. Evet. Biz şirket olarak, Netmon olarak birçok üniversiteyle işbirliği içine giriyoruz. Güzel. Üniversitelerin, bunlardan bir tanesi Atılım, bir tanesi Top Üniversitesi. Üniversitelerle işbirliğine gidiyoruz. Öğrencilerimizin stajlarını bizim şirket bünyesinde yapmalarını sağlıyoruz. Stajlar sonrası arzu etmeleri halinde iş imkanları yaratıyoruz kendilerine. Arzu etmeleri halinde. Ve onları için şirket bünyesinde farklı bir eğitim programı uyguluyoruz. Çok iyi. Sektörel anlamda. Üniversiteyle iletişim halindesiniz. İşte öğrencilere üniversite bir eğitim veriyor. Evet. Hep Türkiye'deki sıkıntılardan bir tanesi şudur. Sanayi üniversite kopukluğu deriz. Evet. Bu hak gerçekten var. Üniversite kendine göre insan yetiştiriyor. Sanayi de diyor ki ya bize göre insan yetiştirmediniz. Acaba sizin de iletişim halinde olduğunuz üniversitelerle ilgili olarak ders programlarının oluşturulmasında şu konular daha kuvvetli öğretilmesi gerekir şeklinde sanayicilerin düşüncesi üniversiteler tarafından alınıyor mu? Ya da siz böyle bir konuda bir bastırma değil. Diğer sanayicileri bilmiyorum ama biz üniversitelerle işbirliği içinde olduğumuz için aslında Netmol olarak birçok üniversitenin profesörleri, öğretim görevlileri ziyaret ediyor. Öğrencilerle birlikte ziyaret ediyor. Çeşitli projeler yapıyoruz. Kendi kurumumuzun işleyişiyle de ilgili. Hem o öğrencilerin teorik bilgilerine pratik bilgiler ekleniyor. En yakın örnek şöyle vereyim. Bu fabrikamızda 2 yıl önce gerçekleştirdiğimiz Fatih projesi lojistik hizmeti kapsamında bir takım aksaklıklar yaşamıştı. Affedersiniz, Fatih projesini azıcık açar mısınız? Fatih projesi genelde halkımız akıllı tahta olarak biliyorlar. Okullardaki eğitimin teknolojik anlamda gelişmesi için okulların içerisindeki network sistemin oluşturulması aslında yaptığımız iş. O proje kapsamındaki malzemelerin 5220 yanlış hatırlamıyorsam okulun malzemesini buradan, fabrikamızdan sevkini gerçekleştirdik, ayrıştırmasını yaptık, gerçekleştirdik. O dönemde de bir takım sıkıntılar yaşadık sistemsel anlamda. O sıkıntıları aşmak adına Başkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi ile öğrencileriyle, endüstri mühendisi son sınıf öğrencileriyle bir çalışma gerçekleştirdik. Hem onlar için bir eğitim oldu, hem bizler için çok faydalı girdiler oldu. Çok güzel. Hemen şöyle bir soru yöneltmek istiyorum size. Fatih projesi ile ilgili kullanılan araç gereçte yerlik oranı neydi yaklaşık olarak? Şu anda pasif ürünler yerliydi. Aktif ürünler, teknolojik ürünler yabancıydı Ferit Bey. Evet, tabii o da işin başka boyutu. Peki şimdi can alıcı konulardan bir tanesi de şu. Türk sanayicisi şimdi siz bir de üretime girdiğinizde Türk sanayicisinin ürün bulmada, ürün seçmede özellikle bizim insanımızın tasarladığı, geliştirdiği ürünleri görebildiğiniz bir bulabildiğiniz bir oluşum bildiğim kadar yok. Bir takım fuarlar var. Fuarlar var. Benim şöyle bir önerim var. Bunu ilk kez size ben söyleyerek görüşlerinizi almak istiyorum. Ankara'da bildiğim kadar özel üniversitelerle birlikte 12 tane üniversite var.
Yani özel küçük üniversitelerde olmak üzere 12 tane üniversitesi var. Belli başlı işte ODTÜ, Hacettepe ve diğerleri. Pek çok güzel üniversitemiz var. Mesela şöyle bir oluşum olsa. Biliyorsunuz işte ODTÜ öğrencisi makina olsun, uçak olsun, pek çok özellikle üretime dayalı. Mimar da olabilir bu, iç mimar da olabilir. Hepsi bir takım projeler yapıyorlar. Özellikle bitirme projeleri yapıyorlar. Bu okulun başından itibaren bir proje yaptığını varsaysak çocukların, öğrencilerin. Ve yıl sonunda Ankara'da üniversite öğrencileri sanayi fuarı düzenlense, o çocuk bilecek ki yıl sonunda ODTÜ içerisinde ve Ankara öğrenci üniversite Ankara içerisinde bölgesel ve Türkiye çapında da bir süre yapılabilir. O çocuklar birinci sınıftan itibaren proje yapmaya alıştığı gibi bu projeyi de sanayi öğrenci sanayi fuarında sergileme fırsatı bulacak. Siz sanayiciler de burayı gezerlerken eğer diyelim ki burada bu sizin konuya yönelik bir ürün geliştirdi. Ve siz o öğrencinin yanına yaklaşarak özelliklerini de anlattığında ve sizin de kafanıza yattığında bu çocuğu mezun olduğunda gel bunu birlikte yapalım deme ihtimali var. Böylece ne olur? O çocuk birinci sınıftan itibaren proje yapmaya, proje araştırmaya, bilgiye ulaşmaya, özgüveninin gelişmesine ve bunların tümünün de sonunda yıl sonu fuarında kendisini sergileme fırsatı bulabilir. Böyle bir durum yok ama Türk üretimi adına, Türk üretimi adına üniversitelerden ben böyle bir sizin huzurunuzda böyle bir dilekte bulunuyorum. Bu konuda görüşlerinizi bize paylaşır mısınız? Olmayacak bir şey değil. Biz sanayicilerin, üniversitelerin, belediyelerin katkılarıyla çok rahat yapılabilir. Ne yazıktır ki Ankara'da bir fuar alanımız yok fazla. Doğru, siz de doğru, biliyor, yaşıyorsunuz. Yok, ve bir profesyonel bir fuar alanı gerçekleştirilebilseydi dediğiniz olabilirdi. Biz sanayiciler de buna katkı sağlardık, üniversiteler de katkı sağlardı ve açıkçası bir Hanavur olabilirdi. Doğru. Doğru yönetilseydi bir takım şeyler. Ve buradan da üniversitelerimizde pırıl pırıl, evet, zeki, evet, kıvrak, çalışkan gençlerimiz var. Ve bunların ürettiği ürünler ziyan oluyor. Kimse, evet, görmeden yok olup gidiyor. Oysa bu üniversite öğrenci sanayi fuarında bu ürünler sergilendiğinde, evet, sizin görme ve değerlendirme fırsatınız çıkabilir. Ben bir de burasına gelirken Ankara'dan, Ostim'den buraya gelme 50 kilometre. Bu 50 kilometre uzun bir mesafe ve burada binlerce çalışan var. Tabii ulaşım demek, para demek, zaman demek. Bir yandan da demiryolu hemen yanı başınızdan geçiyor. Demiryoluyla ulaşımın olması konusunda beklentiniz nedir? Öneriniz var mıdır? Vallahi Ferit Bey, tren yolunu kullanamıyoruz zaten. Hiç kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz, hayır. Biz burada yoğun çalıştığımız dönemlerde servisimiz var zaten. Servis, çalışanlarımızı servisle götürüyoruz, getiriyoruz. Demiryolunun TCDD'den bölge mesai saatlerine uygun aslında banliyö seferlerinin başlatılmasını istiyoruz ve çok çok da faydalı olur. Böyle bir gelişme söz konusu var mı? Böyle bir hareket var mı? Böyle bir... Şu anda OSB bünyesinde olup olmadığını bilmiyorum. Evet. Ama olması gerekiyor. Aslında OSB yönetimine götürmek, yönetimin de TCDD ile bunu sağlamasını, gerçekleştirmesini sağlamak çok önemli çalışanlar için. O zaman Zekeriya Bey, sizden aldığım ışık doğrultusunda ben buradan devletimizin yetkilileri de şöyle bir dilekte bulunacağım. Türk sanayinin gelişmesi için gerçekten olmazsa olmazlardan bir tanesi bir işçinin 50 kilometre sabah, 50 kilometre de akşam götürmek demek yaklaşık 1 saat sabah, 1 saat de akşam, 2 saatlik bir zaman kaybı. Bu zaman kaybı. İkincisi lastik, arabanın eskimesi, üçüncüsü yakıt. Tüm bunlar ülke ekonomisinde ciddi maliyetler getiriyor. Oysa burası Ankara'da, Temelli bölgesinde bir taraf Anadolu OSB, karşı taraf Başkent OSB. Ortasında hızlı tren yıldırım gibi geçiyor. Demiryolu var, her şey var. Devletimizden dileğimiz şu, lütfen bizi yönetenler bu dileği göz ardı etmesinler. Ülke ekonomisine ciddi anlamda hız getirecek, katkı sağlayacak, maliyetlerimiz düşecek. Lütfen Ankara'dan
Anadolu OSV bölgesinden, temelli bölgesine, burada Malıköy istasyonu var. Buraya hızlı sayılabilecek bir trenle erişimin sağlanması buradaki sanayicilerimize güç katacaktır. Onları yüreklendirecektir, maliyetlerini düşüreceklerdir. Bu Türk üretim adına devletimizden bir dileğimizdir. Göz ardı etmesinler. Ferit Bey, şöyle bir sıkıntı yaşadık. Servisimiz olmasına rağmen biz burada çalıştıracak eleman bulamadık zamanında. Çünkü 8.30'da başlayan mesaiye gelebilmek için şehirden erken kalkması gerekiyor. 1 saat erken yol. Evet, çıkması gerekiyor. 6'da buradan çıktıktan sonra evine 1,5-2 saat geç gitmesi gerekiyor. Sırf bu nedenlerden dolayı çalıştırabilecek personel bulamadık. Merkezden. Burada tabii sizle birlikte sanayicinin sorunlarını paylaşırken önemli konulardan bir tanesi şu Zekeriya Bey. Onu da ben size yönelterek ne durumda olduğunuzu sizin ağzınızdan duymak isteriz. Şimdi burada az önce üniversite öğrencileriyle bu işi kotardığınızı söylediniz. Ancak bu kurumsal bir yapı değil. Yani özel çabalarınızla geliştirdiğiniz bir iletişimle, bir sıcak havayla çözdüğünüz bir yöntem. Eskiden KOSGEB'in ARGE birimleri vardı ve sanayiciye yardım ederdi. Ancak KOSGEB yapısı banka niteliğine dönüştü. Şu anda KOSGEB'in böyle bir işlevi yok. Siz sanayicisiniz ve her gün yüzlerce teknik soruyla karşılaşıyorsunuz. Şu anda bir Türk sanayicisinin çözümlerine, sorunlarına çözüm bulabileceği bir kurum var mı? Kapısını çalıp da bilgi bankası niteliğinde sorunlarınızı aktarabileceğiniz ve size çözüm önerisi biçiminde sunulabilecek bir kurum var mı? Vallahi aslında üniversite işbirliği çok önemli. Yani bugün TÜBİTAK herkesin aklına gelebilir. Fakat TÜBİTAK'ın son dönemdeki içinde yaşananları hep beraber izledik, gördük. İşler acısı bir durum. Sanayi üniversite işbirliğine ben yine değineceğim. Bilgi üniversitelerde bilgiyi üretime döndürüp ticaretleştirmek de bizlerin işi aslında. Yani biz bilgi için üniversitelerin kapısında yatmalıyız gerekirse sanayiciler olarak. Sanayi üniversitedeki üniversiteleri hantal yapısından kurtarmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Bizim Netmon olarak üniversitelerle işbirliği çabamız devam ediyor. Bıkmadan, usanmadan da yapacağız. Fakat dediğiniz kurumlar, TÜBİTAK gibi, KOSGEB genelde bürokratik süreçleri fazla olan, finans sağlayan, pek finans dışında destek hantal bir yapı var. TÜBİTAK'ın durumu da şu anda belirsiz. Biz yine üniversiteler diyoruz aslında. Doğru, katılıyorum. Teşekkür ederim. Bir de şu konuda sizin görüşlerinizi almak istiyoruz. Programımız aşağı yukarı sonuçlanmak üzere. En azından 20 yıllık Netmon yapısı içindesiniz ve bir de bunun sanayi anlamında, üretim anlamında, bilişim anlamında bir geçmişiniz var. Bu alana soyunmak isteyen sanayici, genç sanayicilere ve öğrenimlerini sürdüren mühendislere, teknik elemanlara yönelik bir ağabey anlamında ne gibi önerileriniz olabilir? Şimdi aslında baktığınız zaman bilgi çok önemli. Know-how'ı elinde bulundurmak ve o know-how'ı başkalarının eline geçmemesi için teknolojiden faydalanmak. Bu bilgiyi kendisine ait hale getirmek çok önemli. Bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi, programımızın diğer şeylerinde de konuştuk. Bu. Biz Netmon olarak evet hizmet sektöründeyiz. Fakat kurumun, firmanın yapısını bir mühendislik, bir tasarım üreten, bilgi üreten bir firma haline getirmek için uğraşıyoruz. Bilgi, bilgi, bilgi diyor. Çok güzel. Ben de tam bu noktada size şunu aktaracaktım. Özellikle Netmon kuruluşuyla yaptığınız programdan dolayı teşekkür ediyorum size. Sizden şöyle bir söz almak izninizle istiyorum bir yandan da. Netmon köklü bir kuruluş ve deneyimi var, altyapısı kuvvetli. Netmon'un üretime soyunmasını diliyoruz Türk üretimi kuruluşu adına. Bize böyle bir söz isteme hakkımız olmasa da ben böyle bir talepte bulunacağım.
Ve biz tekrar Netmon'a üretime soyunduğu zaman tekrar Netmon'la birlikte bir program yapmak isteriz. Evet. Şimdi Ferit Bey, bizim bu tesisi yapmamızın en büyük amacı zaten üretimdi. Üretim için Ostim'de Orta Doğu Üniversitesi'nin Kuluçka Teknokent Merkezi var. Orada da bir yerimiz var. Orada Ar-Ge çalışmalarımız var. LED sistemlerine yönelik. Ve burada da LED sistemlerine, akıllı LED sistemlerine yöneldik. Ar-Ge çalışmasından sonra üretim yapmayı planlıyoruz. Çok güzel. Dediğiniz gibi o amacımız bu tesis için zaten amacımız üretimdi. Üretimi gerçekleştirdikten sonra da söz sizi tekrar davet edeceğiz. Çok sevindirici. Ben programa son vermeden önce izleyicilere iki tane mesaj vermek istiyorum. Değerli Türk üretimi izleyicileri, iki tane mesajımız olacak. Bir tanesi, bu programa katılmak isteyen çevrenizde yakınınız, akrabanız Türkiye'nin her yerinden. Edirne'den Hakkari'ye, Karadeniz'den Akdeniz bölgesine kadar çevrenizde bildiğiniz, gördüğünüz, kendi teknolojisiyle, kendi bilgisiyle üretim yapan kuruluşları biz Türk Üretimi Programı'nda karşılıksız olarak Türk insanıyla tanıştırmak, buluşturmak isteriz. İnsanımız sürekli yabancı televizyonlardan, yabancı fabrikaların, yabancı üretim birimlerinin üretimlerini izliyorlar. Oysa Türkiye'de çok şeyler yapılıyor. İnsanımız çok şeyler yapıyor. Türk ulusunda inanın, bildiğim için söylüyorum ben, hemen her konuda üretimimiz var. Ve bunları biz sizinle buluşturmak istiyoruz. Bu programa katılmak isteyenler vereceğim adrese, ekran altında da bu adres geçecektir. Kısaca fabrikalarının, üretim biriminin, bu illa fabrika olması gerekmez. Bir şey de olabilir. Uzman anlamında bir makine modelcisi olabilir. Farklı bir üretim tekniği vardır. Özellikleri olan bir takım meslek gruplarında, kişilerde özgeçmişlerini yazarak, üretim birimlerini tanıtarak şuraya göndersinler lütfen. Türk üretimi değil, Türk üretimi. Yani U değil U olacak. Türk üretimi et. ulusalkanal.com.tr bu programa buraya gönderiniz iletilerinizi. İkincisi şuydu, ülkemizde üretim ve tasarım anlamında kitap bulmakta zorluk çekeceksiniz. Bunu ben bilerek söylüyorum. Tasarım ve üretim anlamında bilgiye ulaşmak için, kitaplara ulaşmak için, ki buradan karşılıksız olarak bu kitapları indirebilirsiniz. Bu internet internet ortamı da şu: 3w.bilimuygula.com. Buraya girdiğiniz zaman karşınızda en çağdaş kitapları da bulacaksınız. Elektronikten, pneumatikten, elektromekanikten, motordan, talaşlı imalattan, dökümden, modelciliğe kadar pek çok kitapları bulabilirsiniz ve bunları karşılıksız indirebilirsiniz. Tekrar ediyorum, 3w.bilimuygula.com. Buradan da bunları sağlayabilirsiniz. Programa son verirken Zekeriya Bey, tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir çekim oldu. İnşallah bir dahaki sefere sizin üretim fabrikanızda yeniden buluşmak üzere. Bu size, sözünü verdim Ferit Bey. Biz de sizi izleyeceğiz, takip edeceğiz. Teşekkür, değerli, sağ olun. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Türk Üretim Programı burada sona erdi. Bir sonrakinde buluşmak üzere, esen kalın.